Bugün Minecraft'ta Mojang'ın yaparsanız sizi banlayacağı şeyleri deniyorum. Mesela normal şartlarda mod olmadan katman kayısını kırabilir misiniz? Veya elinizde sadece bir tane olan eşyayı mod kullanmadan sınırsız yapabilir misiniz? Ve yaparsanız banlanır mısınız? İşte bunların cevabı videoda. Öncelikle ufak çaplı bir rota oluşturalım. Tamam, rotamız hazır. Banlamaya hazır mısınız? Oğlum bu nasıl sütten arasan bulunmaz he. Neyse bak konumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft'ta katman kayalarını kıramazsınız. Yani dünyanın merkezi bloğunu kıramazsınız. Sen de winch'te getirsen kırılmıyor. Yani bu normal bir olay. Fakat bunun bir taktiği olsaydı Mojang sizi banlar mıydı? Bakalım. Bunu yapmak için öncelikle bir Nether'a gitmemiz lazım. Nether'ın üstüne çıktık arkadaşlar. Ama Nether artık ne değildir. Hani... Şöyle ki bu katman kayısını yok etmenin bir yolu var. Ufak tefek tabii ki kopya çekerek size göstereceğim. Şimdi bunu bu şekilde koyduğunuz, tamam mı? Yukarı doğru bakacak. TNT'yi koydunuz. Yanına bir tane Nether taşı ve altına bir tane obsidyen. Yanına da şöyle bir tane koyabilirsiniz. Aynen öyle. Bunu koymaz şart bu arada. Çünkü bunun amacı game mod dışında da yapılmaz. Bunu bu şekilde koyduğunuz ve altına bir TNT koyduğunuz. Sonra game moddan çıkıp buraya saklandınız ve buradan zing diye buna bastınız, tekrar eğildiniz. Bir anda. Allah'ım. Şimdi ufak bir sıkıntımız var. Bunu izlediğim videoda bu böyle değildi ama bu şu an çok farklı bir şey yaptım ama ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Ne? Banlandım. O zaman hemen profesyonel yeteneklerimi kullanmam lazım. Siz de bilmeyiz bu arada. Yaklaşık 7 yaşındayken elektronik eşyalara ilgim olduğunu fark ettim. Ve kendimi kodlamada geliştirmeye başladım. Bu böyle sürerken aynı zamanda okulumu okuyordum. Oğlum o değil de çok saçmaladı ya. Tamam neyse konumuz bu değil. Geçelim. Zeng. Şimdi normalde bir tane zombi köylü yapmak gayet normal. Zombi köylü iyileştirmek vesaire. Peki bunu 10-15 tane yapıp sınırsız bir şekilde kullansanız nasıl olur? Farz edin ki bir köylü sürüsünü böyle bir çit alana kapattınız. Aynen bu şekilde. Bunların arasında bir tane zombi koydunuz ve olanlar. Bir de duffel koydum. Bu plan sanki beklediğimden bir tık başarısız olmuş olabilir. O zaman yeni plan deneyelim. Şöyle biraz daha köylü koyalım ve evet bu kadar yeterli. Şimdi bunların arasına bir zombi salmaya ne dersiniz? Hatta bir değil, birkaç tane de olabilir. Şimdi sanırım bize bu kadar zombi köylü yeterli. Ve bunlara bir patlayıcı zayıflık iksiri atalım. Zeng ve sizi besleyelim. Neyse bunları sonra geri döneceğiz. İyi titremeler. Şimdi sırada eşya kopyalama aletimiz var. Bakın. Mesela bir tane elmanız varsa artık 15 tane olabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de bu bir şakaydı. Evet eşya kopyalamak doğru ama bu şekilde değil. Minecraft'ta tarih boyunca her güncellemede farklı duplicate yöntemlere çıkmıştır. Yani kimi zaman basit şeyler yapabilirken kimi zaman da çok daha fazla devasa zorlukta şeyler yapabilirsiniz. Ama bugün size göstereceğim şey daha basit olanı. Öncelikle tabii ki bu çok daha basit bir yöntem ve sadece tuzak kancası da kopyalayabiliriz ama sonuç olarak kopyalayabiliriz. Önemli olan şey bu değil mi zaten? Bakın şimdi birisi kaldı, birisi düştü. Bakın görüyünüz. Canlı canlı test edeyim. Hop bu şekilde dünya kadar eşyanız olabilir. Bak bir tane koyayım sadece. Aha göstereceğim. Survival'dayım. Bakın 4 deneydi, 8 oldu. Bak şimdi. Gitgide arttıracağım. 9 oldu. Bak gördünüz mü? 10 oldu. Yani tuzak çıkancası çok zor bulunmayan bir şey de olsa sonuç olarak bir yöntem. Bunu da değerlendirebilirsiniz. En azından yapı fikirlerinize vesaire. Diğerine geçelim. Zeng. Şimdi yapacağımız şey sonsuz TNT. Yani daha önce Minecraft'ta modsuz bir şekilde nükleer bomba yapanı görmedim. Yapan varsa da yapmasın o şeyler değil. Fakat biz bugün bunu yapacağız. Evet. Öncelikle şu şekilde slime'ları yerleştirdik. Şu şekilde yapışkan pistonumuzu koyduk. Ve arkasına sadece bir tane taş ve şalter koyduk. Rayı slime bloğun üstüne koyup vagonu da rayın üstüne koyunuz. Ve altına TNT koyunuz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Vagonu TNT'li koymayı tercih edin. Ve bunu evet görmüş olduğunuz gibi spamlayın. Bakın tık 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 tık. Sanırım bu kadar yeterli. Bunun yanına ise bir duvar ve altına mercan koymanız yeterli. Yani bu tam planladığım gibi değildi ama yakındı diyebiliriz. Ufak bir hata yapmış olabilirim.
Mojang'dan ban yemek istiyorsanız bunun başka bir yolu daha var. Yani aslında şöyle, arkadaşınızı sinir krizi geçirterek Mojang'dan ban yapabilirsiniz. Şöyle ki arkadaşlar, mesela bir sunucudasınız veya bir kendi sunucusundasınız. Konuşamadım. Kartoplarını elinize alıp şöyle bir hukumu koyun etrafa. Gördüğünüz gibi gayet basit. Bunu kartoplarının bunun üstüne böyle koyun. Bu sunucu da belli bir zamandan sonra deli gibi lag yapmaya başlayacak. Şu şekilde olduğu zaman. Ve arkadaşınız emin olun ki madeni bile kıramayacak. Yani kırsa bile blok geri gelecek. Kıracak yine gelecek. Kıracak yine gelecek. Ve lag yapmak istiyseniz bunun farklı bir yolu daha var. Bak şu an laglanmaya başladı mesela, bak. Gelin ve kapıları şu şekilde koyun arkadaşlar. Çok problem değil. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Yani önemli olan restonun buraya değmesi. Şöyle ve şöyle. İkili ikili de koyabilirsiniz. Fark etmez. İkili ikili koymaya karar verdim şu an. Şöyle koyayım. Bunlardan yaklaşık böyle bir 15-20 tane yaptığı zaman ve arkasında bu şekilde bir sistem döşeyin arkadaşlar. Gayet basit. En sonunda ise yapmanız gereken sadece bu düzenekten sonra buraya gelip bunu çalıştırıp şöyle. Lan biz zaten çalıştırdık. O yüzden bunu yapmak. Bundan yaklaşık hani 50-100 tane olduğu zaman cidden sunucunuz bug'a giriyor ve kilitleniyor. Kimi getirirseniz getirin, açamaz. Oğlum şurada bile lag var aslında, biliyor musun? Bak şurası bile laglı. Neyse tamam, devam edelim. Zing. Bu muhtemelen arkadaşların sinir ettiği için Mojang sizi yine banlayabilir. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane Rasulcuk var. Gülücük Rasul. Bu merhaba. Arkadaşınız ve arkadaşınızın bir evi var. Gördüğünüz gibi. Oğlum Rasul niye ağırda kalıyor? Ayıp ya. Şimdi Krasul, eline bir tane ray aldın. Tamam bak, buraya koydum. Sonra buraya bir TNT vagonu gelip uzak dur. Vagondan uzak dur. Vagondan uzak dur. Buraya gelip yaklaşma. Yaklaşma. Buraya gelip Krasul, mesela buraya zing 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 zing. Bak göreyim, bak gölgeyi gördün mü? Şu an orada dünya kadar var kanka. Ve buna yaklaşıp. Allah, o ne lan? İşte bu oluyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Oğlum hayır, ban yedim. Neyse tamam, iyi cıvıdık değil mi Krasul? Tamam tamam, ben ban yemedim. Makaraya gerek yok. Devam edelim. Zeng. Ve artık Minecraft'ta cidden ban yedirecek şeyleri söylemenin vakti geldi. Şöyle ki arkadaşlar, Minecraft'ta X-Ray açmak. Şu an ekranda görüyoruz. Ben bir kere troll için açmıştım. Bir kere veya birden fazla da olabilir. Ama hepsi troll için, yemin ederim. Aynı şekilde Minecraft'ta 3. parti program kullanmak. Mesela işte cins cins hile, işte böyle uzaktan vurma. Pat pat pat. T3 metreden, 5 metreden. Ondan sonra ne bileyim, böyle Kilaora değillerdi bizim dönemimizde. Ben Minecraft'ta en çok oynadığım dönem, hani böyle makine gibi oynadığım dönem, Kilaora çok yaygındı. Ve tıkır tıkır dönüyorlardı. Döne döne tık 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 vuruyorlardı herkese böyle. Hiç yanına yaklaşamaydın adamın. Bu tarz şeyleri açmak yasak kesinlikle. Yani o yüzden dikkat edin. Bu da böyle ufak bir bilgi olsun. Açmayın sakın. Hile kötü bir şey. Ben hiç açmadım. Troll dışında ama. Troll sayma. Ve aynı şekilde arkadaşlar, farklı insanlara bilgisayardan bilgisayara video satmak vesaire, bunlar zaten yasak şeyler. Bunlara bilmeniz lazım. Örneğin şu an ekranda görüyünüz. Mesela şu an Rasul'e video satayım ben. Ve Rasul kırmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Fakat kıramıyor. Neden? Çünkü video mevzu bu yani. Ve evet, son olarak bu zombi köyleri unutmuştuk. Tabii ki bunlara meslek vermemiz lazım. Fakat şu aralarında bir tane var. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane dünyanın şeyini veriyor. Yani çok ilginç. Adam sözen. Aferin, çalışın oğlum, çalışın. Sizi birazdan meslek sahibi yapıp bir köyde bağ yaptıracağım, tamam mı? Dikkat edin, haydi görüşürüz. Dedik, yanımda Rasul var. İlk şeyimiz, keçiler arkadaşlar bayağı parkur yapıymış. Hemen bakalım. Ne kadar yapayım, ne kadar gerçekçi, hiçbir fikrim yok. Acaba kurbağa falan koysam etki eder mi Rasul? Bir sürü koy, bir sürü koy, bir sürü koy. Koy. Kurbağa koyma kurbağa. Ne kurbağası? Ha, keçi mi koy? Kurbağa mı yapıyorsun? Tamam. He, keçi koy. Koy koy, her yer keçi. Haydi beyler, zıplayın, hareket gör. Oğlum bunlar zıplamıyor ki. Zıplayın lan. Beyler zıplayın lan. Alo, zıplayın sana oğlum. One hour later. Oo, Rasul canlı gördük. Yavrum benim be. Oğlum ben buradan buraya zıplayamayayım, ben kurbağayım lan. Şş, birader. Dur, oğlum dur, ağlan. Oğlum onu atladı. Bir dakika beyler, ne oluyor, tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi keşer. Oo. Oy, oğlum herifi fırlattı. Tamam bu bir infilakta. Oo, ne yapıyorsun lan? Yavaş oğlum, terbiyesiz. Adamın yeri rahat bırak. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bunlar zıplayı tamam. Direkt öteki gizli yasaklı bilgiye geçelim. Şimdi arkadaşlar, diğer bir yasaklanmış efsanemiz de yıkıcı bundan kaşıymış. Yani bayağı normalde bildiğiniz gibi saldırıyı bu çakal. Ama mesela tavşanın üstüne gittiğimiz... Hayır! Oğlum daha demin ne yaşandı? Oğlum şş, kaçman lazım. Oğlum dur lan dur. Oğlum bak, senaryoya uyman lazım. Senin burada tavşana kaçman lazım, tamam mı? He, kafası la, aferin, tamam. Yürü bağım üstüne. Gel oğlum, gel oğlum. Delirttin lan beni! Şu an nasıl? Çok sen kaçmıyor gibi Rasul. Niye kaçmıyor bu?
Oğlum tavşan bir şeyler yaptı. Oğlum senaryo uyumayın burası. Nasıl? Oğlum kovalasana, sen niye kaçıyorsun? Benim kaçmam. Neyse tamam. Arkadaşlar bu gizli bilgi değil mi? Çünkü böyle bilgi yokmuş. Tamam devam edebiliriz. Şimdi diğer bir Moyanga sizden sakladığı bilgi arkadaşlar. Efsane diyesim geliyor. O da alışkanlık olmuş. Papağanı evcilleştirip omzumuza aldığımız zaman. Gel oğlum. Tamam gel oğlum omzuma. Gel kalk ayağa. Kalk haydi kalk. Kalk gideyim lan. Omzumuza aldığımız zaman arkadaşlar kafasını bize aynı hizada şey yapıymış. Anda aldık. Bak şimdi. Bak biz nereye bakarsak bu da buraya bakıymış. Doğru mu? Doğru lan. Rasul. Harbiden lan. Kanka aydın lan. Tipe bak tamam. Öteki şeyden sonra bir böyle keyfim kaçmıştı, şu an toparlan tamam. Bu da görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey. Evet bu ne kadar işe yarar bilmiyorum ama gayet havalı. Peki iki tane yapsak olayım mı merak ettim. Ooo çok fendi. Sağdaki sultan papağanına ben. Yemin ederim sultan papağanı var. Diğer bir saklanan bilgi de arkadaşlar. Aslında bu çok saklanan bir bilgi değil ya. Bunu ben görmüştüm. Hatta çoğu yerde gördüm ama yine de göstereyim size, bilmeyen arkadaşlar ile ki vardır. Mantarı ne ne? Bir tane yıldırım çarptırırsanız bu böyle bir ineğe dönüşüyor. Evet. Lan bu gerçek miydi? Bu gerçek. Vallahi gerçek. Razı bilmiyordu. Ben, bak işte böyle çıkabiliyor. Ben bilmiyordum. Ya böyle şeyler çıkabiliyor o yüzden. Bu baya fantastik bir şey. Çok hoş gözüküyor bak. Zeng. Mod falan değil arkadaşlar. Girip deneyebilirsiniz. Yeni bilgiye geçelim. Zeng. Arkadaşlar diğer bir sizden saklanan bilgi de oyunu barışçıl aldığı zaman hemen göstereyim. Difficulty. Peaceful. Bak. Zeng. Bak zorluk derecesi barışçıl ayarlandı. Barışçıl aldığı zaman normalde gripper veya ne bileyim herhangi bir hayvan falan koyamayız. Bak örümcek koyamayız mesela. Niye? İskeletli örümcek geldi daha yeni. Maşa savaşa geliyorlar herhalde. Konu bu değil. Neyse. Sadece arılar geliymiş arkadaşlar. Bakın deneyelim. Aynen de öyle. Peki barışçılda arılara vurunca ne oluyor? Oo, bak bunu yeni öğrendim işte. Barışçılda arılar size saldırmıyor. Evet. Normalde örümcekler bile gelmiyor. Bildiğiniz gibi. O yüzden. Evet bu da gayet nice bir bilgi. Arkadaşlar bu bilgiye ben çok şaşırdım. Muhtemelen siz de şaşıracaksınız. Yunus balığı normalde karaya koyduğu zaman sıçramaya başlıyor. Bak. Bak panik yapıyor anladın mı? Hani su istiyor. Suyum nerede diye. Fakat havayı wither rain yaptığı zaman yani yağmur yağdığı zaman havada adeta bir yüzüyormuş edasıyla gördüğünüz gibi anladın mı? Böyle gidiyor yani bayağı. Ve hasar da yemiyor arkadaşlar. İlginçtir ki. Bunu ben hakikaten vallahi yemin edeyim bilmiyordum. Şakalar niye saklıyız oğlum bu bilgi? Neden? Oğlum her bilgi beni daha çok şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar ilginç bir şekilde. Uyandırıcıyı mavi koyunların yanına koyarsanız bu şekilde bir koyun kırmızıya dönüyormuş. Vallahi Rasul'le bir şey yapmıştık arkadaşlar. Bir challenge yapmıştık. Oğlum ikinci de döndü. Oğlum benim araştırdığım yerde bir tanesi dönüyor yazıydı. Hepsi döndü. Kırmızı da paniği sembolize ediyor herhalde. Ben anlamadım. Sübliminal bir mesaj olabilir. Burada bir şakallık yapılmış da anlamadım yani. Ben bu da doğruymuş lan. Rasul sevindi mi? Hiç beklemedim böyle bir şey. Kardeşim benim merhaba. Merhaba canım. Tanıyorum da. Allah da. Burada elmas kılıcı her şeye ne olur ne olmaz diye hazırda tutayım fark ettiysen Rasul'um. Yürüyün daha. Bir sıkıntı olursa bak kamera mamera dinleme. İndir. İşin makinesi bir yana şimdi Rasul. Bu kurbağalardan bir tane kırmızı gözlü kurbağa çıkabiliymiş. Ama bize çıkar mı tabi? Kırmızı gözlü. Kırmızı bir şey görürsen Rasul dur dur. Söyle bak kırmızı bir şey görürsen. Yok kanka göremiyorum. Bir sürü kurbağa oldu. 2 hours later. Yani arkadaşlar bu pek herhalde tahmin ettiğimiz gibi değilmiş ya da bize çıkmadı. Size çıkarsa söyle ne? Bize çıkmadı. Vallahi yorumlarda yazarsa çıkarsa. Böyle bir şey varmış da. Var ya bu eminiz de. Yok yani anlamadım. Tamam devam edelim. Arkadaşlar normalde bildiğiniz gibi suda sadece şu şekilde yüzebilirsiniz. Doğru mudur? Doğrudur. Hani şöyle. Doğrudur abi. Şöyle yapabilirsiniz Rasul. Aa bak göreyim. Hani yukarıda aynen. Bunu yapmaz imkan. Şöyle bir şey yapamayız yani. Fakat elektriği taktığı zaman suda baş aşağı yüzebilirsiniz. Evet yani bu da böyle ilginç bir şey. Bak göstereyim. Aha. Kardeşim aynadan gidiyorsun. Aynadan gideyim. Rasul aynadan gideyim. Bak göreyim mi? Ne güzel gideyim. Küt. Yani bu şekilde zor ama baş aşağı yüzebiliriz. Evet bu da ilginç bir özellik olmuş. Böyle hafif hafif bir bug bu böyle. İlginç bir bug yani. Çok işe yaramaz ama bence fantastik. Devam edelim. Şimdi sıradaki olayımız arkadaşlar. 8 tane Rıfkı vs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Rıfkı vs. Vardın yapıldığı zaman Rıfkılar Vardın'ı dövüymüş. İlginç bir ortam. Summon Vardın. Haydi bismillah. Savaş başlasın beyler. Aleyküm selam. Oy! Oğlum Vardın ne vuruyor lan? Oğlum Vardın ne yapayım? Vardın arkadaşlar. Vardın çok güçlü bilginiz olsun. Ama Rıfkılar ordu gibi şu an. Evet kim alayım? Dur bir dakika. Yardım edeyim beyler. Yardım lazım. Etme lan. Yardım lazım mı? Oo oldu lan. Nasıl ya? Bu arada Vardın'ın arkadaşlar canı çok yüksek. Öyle böyle değil. Helal lan Rıfkılar. Demek ki bunlar Rasul tahmin ettiğimizden çok daha güçlüymüş. Onu fark ettim şu an. Şimdi diğer bir olayımız arkadaşlar. Tekneler slime blok üstünde zıplaymış. Hiç denemedim ama deneyelim. Haydi bismillah. Dıt. Bak harekete bak Rasul. MLG hareketleri bunlar. Zıpla bakayım. Harbiden de zıplıyor. Atat titi tokuyor. Atat tal ya Rasul. Neredesin? Bence çok kral hareketli lan. Niye öyle bakayım?
Allah kırıldı. Yani arkadaşlar bu şu demek oluyor. Bunun bir yöntemi daha varmış ama biz onu denedik yapamadık. Bu normalde şurada duruyormuş. Bakın şimdi. Kendimizi serbest bırakıp buna sağ tık atınca. Allah işte olmuyor, anladın mı? Buradan arkadaşlar gelip şöyle yaptığı zaman bunun da zıplaması lazım ama zıplamayın. Ne sebebini biz de anlamadık. Denik olmuyor. Yani zıplatamadık bir türlü. Siz zıplatabiliyorsanız yapın. Bak gördün mü, olmuyor mesela. Şimdi diğer bir efsanemiz arkadaşlar. Eğer mesela şimdi kum farklı zıplatıymış bize. Kumun zıplatma şey daha farklıymış. Şeyin toprağın daha farklı. Mesela şimdi buradan deneyeceğim. Şöyle. Zıng! Allah dur oğlum. Şeyi basmıyor. Yalnız oldu. Şinik. Devam edelim. Rasul. Bu bakalım nereye kadar zıplatayım. Rasul de bu arada dışarıdan şey uzak çekim alayım. Kameramanım kardeşim. Oy! Oğlum tamam, hemen en üstüne çıkarayım. Bakalım bir de buraya bakalım. Kumunki daha fazla, gördün mü? Bu daha fazla. Fazla gördün mü? Evet, toprak buraya kadar getiriyor arkadaşlar bize. Kumsa daha da yukarı. Bak Rosu, ben işaret koyacağım. Ben işaret koyacağım zaten. Allah. Şimdi arkadaşlar 1.19'la beraber yeni bir şeyler gelmiş. Şimdi mesela normal şartlarda biliyoruz. Bunlara böyle kafalık falan verilmiyor. 1.16'da falan da veremeyiz bu arada. Denedim. Maalesef kötü şartlar altta test etmiş bulunduk. İstemeden de olsa. Şimdi 1.19'da şöyle bir olay var. Mesela şimdi örnek vereyim. Dur. Bunlara kafa koyduk ama ben bunlardan birini şundan yapmak isteyeyim. Tamam. Şimdi mesela bunlara gelip arkadaşlar normal koyamayız. Bak duy sese. Fakat buraya gelip şuradaki tuşlara bastığı zaman. Oğlum bu çok iyi. Bu çok iyi oldu bu arada. Keşke bu sorunayı gösterseydik ya. Sonra bu var. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Atsana oğlum lan. Sen yanlışlıkla bunlara koyuyorum şimdi. Dur koyalım bakalım kime denk gelirse. Aynen. Bak pigline bak Rasul. Oğlum zombileşmiş pigline de koyuluymuş Rasul. Nasıl ya? Bir dakika. Bunun normal tipi bu. Oğlum normal tipi. Yani arkadaşlar evet. Sonuç olarak gösterdik. Oluyor işte. Çok sorgulama. Oldu. Oğlum bir dakika. Q'yla atsam. Ooo oluyor Rasul. Yemin edeyim oluyor, dur. Steve kafası. Hadi oğlum onu alırsan. Kanka Steve'e bak. Steve'i bir kez. Yani evet arkadaşlar bu da böyleymiş. Bu da doğruymuş. Demek ki mission completed. Bu arada tam düşündüğüm gibi oldu. Ve videonun editi yaklaşık 8 saat sürdü. Emeğimin karşılığı için bir like atıp abone olmayı unutmazsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Teşekkürler. Videodayız. Zeng. Şimdi önce bir yeni dünya oluşturmamız lazım. Tamam, şimdi dünyamız kurulduğuna göre başlayalım. İki adet vardın, bir cadı yenemez. Bakalım bu doğru muymuş? Vardınlar da gelsin. İki tane getirdi. Şimdi kapışın bakayım lan. Aha, sesi duydu. Aha, çığırmaya başladılar, çığırmaya. One hour later. Ufak bir geliştirdim. Şimdi mesela bak, sesi aldı. Bak hemen içmeye başladı bak. Şimdi normalde buna saldırması lazım, normal şartlar altında. İçti, bak şimdi bu da zehir içi. Arkadaşlar evet, yenmesi mümkün değilmiş. O denendi ve onaylandı evet. Aa bir tur daha saldırsınlar. Başarılı. Yeni bir dünya oluştururken buraya dünya adı kısmına I want İngilizce yazdık, anladın mı? Ancient City tamam. Bunu yazdığı zaman arkadaşlar alt tarafınızda direkt bir şey olacakmış. Gayip şehir, hani bu vardığına mekan var ya, ondan olması gerekiymiş. Bakalım deneyelim gerçek mi? Bu arada burayı özellikle kesmeyeceğim, bakalım var mıymış. Direkt geçtim şeye, aşağı inelim. Oğlum sen şaka yapın ya. Bu gerçek mi hakikaten? Arkadaşlar evet, görmüş olduğunuz gibi kayıp bir şehir var. Oğlum şok oldu, ben bunu inanarak yazmadıydım. Bu arada burayı hiç kesmedik arkadaşlar, özellikle tek bir kat bile atmayacağım. Siz görün diye hızlandırılmış şekilde görürsünüz zaten. Tamam devam edelim, bu da onaylandı. Oğlum ilginç şey, gümbür gümbür devam. Zen. Eğer summon fire flight mı öyle bir şey yazarsanız. Bir dakika bakayım. Minecraft 2.3'te fire filiz yazarsak ateş böceği geliymiş. Yok bu maalesef yanlış. Şimdi diğer bir efsanemiz skulk sensörledi. Halı ve yün sesini duymuymuş. İlk önce halıyı deneyelim. Bakalım duyayım mı? Oo harbi duymuyor lan. Şu an hiçbir ses yok. Bakın zıplayayım üstünde. Hatta Game of Thrones'da. Evet arkadaşlar duymuyor. Buraya çıktığım anda buraya duyuyor. Evet onaylandı. Tamam şimdi yünü deneyelim. Evet yünü deneyik ve evet galiba yün de. Bakalım zeng. Buraya geçtim. Yün de zıplayayım aynı şekilde. Yün ve halı sesini duymuyorlar arkadaşlar. Devam edelim. Çok iyi. Şimdi diğer bir efsanemiz arkadaşlar. Canlı kafası takmak bizi mob şeylerinden koruyormuş. Baya hani mesela örnek vereyim. İskelet kafası takınca moblar size saldırmıyormuş. Moblardan ziyade ben kendisi bana saldırması yeter. Şimdi ilk önce şunu bir takalım. Zeng. Artık bir iskelet. Bunu koydum ve durdum. Oğlum niye saldın? Terbiyesiz. Peki zombi olsam? Dur bakayım. İskelete karşı. Oy. Zombi kafası var. Zombiyi çağıralım. Saldırıyı tamam. Bu da yanlış. Ondan sonra tekrar deneyelim. Gripper'a gripper. Ve içimizde kalmadı. Son olarak wither iskeleti.
tahmin etmeliydim. Nedir de yanarken su içersek yanmamız duruluymuş. Deneyelim. Bekle, tam bir kalıcı yanalım. Yanıymış ha. Tamam, cayır cayır alev gibiyim. Şimdi suyumuzu içelim. Yok arkadaşlar, ben patlayıcı su şişesi. Şunu tekrar denemek için deneyeceğim. Bekle, denemek için deneyeceğim. Harika bir cümle. Tamam, patlayıcı su şişesini patlattım. Maalesef bunun bir etkisi yokmuş. Diğer bir efsanemiz Vardenlar boynuz sesini duyamaymış arkadaşlar. Deneyelim. Şimdi mesela şurada duracağım ve hiç hareket etmeyeceğim. Hareket etmeyince göremeyeyim. Aa, duymuyor lan. Oğlum duymuyor. Bekle bekle, sesi açacağım. Bakın bakın şimdi. Yemin edeyim korktum ya. Vallahi korktum. Tamam, duymuş. Oğlum ilk başta duymadı ama bunda bir sıkıntı var. Tam emin olamadım ama tamam. Yani mantık olarak oldu mu olmadı mı siz yorumlara yazın. Vallahi yorumlarda tartışıyorum, ben tam anlayamadım çünkü. Devam edelim. Zenk. Arkadaşlar diğer bir efsanemiz, şimdi burada bir tane sayacımız olsun şurada bir yerde. Otomatik zıplama açıkken çok daha hızlı çıkıyormuşuk merdivenlere. Ben öyle bileyim. Ben bunun yalancısıyım. Benlik hiçbir şey yok. Şimdi 1, 2, 3. Tamam. Şimdi bir de otomatik zıplamayı açalım. Otomatik zıplama açık. Haydi bütün. 1, 2, 3. Ooo, bayağı hızlı gidiyor lan. Evet arkadaşlar, bu da test edildi, onaylandı. Demek ki bu efsanemiz de gerçekmiş. Bak Mojang bunu biliyse harbi diyeyim, kurbağa değilim yani. Arkadaşlar skulk damarı, yani halk arasında Varden sarmaşığını düşerken yavaşlamak için kullanabilirsiniz. Ben de bineyim, deneyecek şimdi, ilk defa deneyeyim. Ben mi koyamadım? Oğlum bunu buraya koysak aslında daha mantıklı değil mi? Mantıklı, evet. Tamam, tekrar deneyelim. Şöyle 3, 2, 1. Bu yalan bilgi arkadaşlar. Yaklaşık 55 milyon kere denedim ama yok, bu yalan bilgi. Evet zaten zıplıyorum. Çok da inanmıştım ya. Kurbağalar suda batmıyormuş arkadaşlar. Ben zaten bileyim bunun cevabını kendimden dolayı ama ha, göreyim bak. Dünyanın en yakışıklı kurbağası. Şöyle full, gördüğünüz gibi full doldurdum bak. En ufak bir boşluk yok. Şimdi bunları koyup şöyle yapacağız. Bakalım boğulacaklar mı, bekleyin. Yani görmüş olduğunuz gibi bunlar da evet şamar yemiyor. Diğer bir efsanemiz arkadaşlar eleyler, yani sakin Türkçesi. Bu niye böyle Türkçe çevirmişler bilmiyorum ama eleylere eline bir şey verdiği zaman, mesela lale olur bilmem ne olur vesaire, bunu verdiği zaman bunlar hasar yemiyor mesela. Bak o yemeyle. Oğlum şşt, bir dakika dur, bekle. Elmas kılıcı. Oğlum bu niye gitmiyor? Bu şamar yemiyor. Öyle bakma, anlayacaklar. Yani evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi eleylerinden de bir şey varken hasar yemeyin. Yani bir nevi ölümsüz oluyorlar. Evet. Oğlum bu hasta baktığın zaman eline bir şey vereceksin, savaştıracaksın Ender Dragon'la. Niye uğraşayım? Aa bak, kılıcı da verdik. Tamam, bu daha mantıklı. Git savaş, dövüş. Ender Dragon şamanla öyle gel. Gidişe bak. Nerenle tutuyor, ne oğlum onu? Ayağıyla tutuyor. Diğer bir efsanemiz arkadaşlar, normal bloklara oranla bu kara taşlar daha çok şey veriymiş. Hani derin gayrak taşları var ya, kaynak mı gayrak mı? Heh. Bunlar daha çok XP veriymiş. Deneyelim. Şimdi ilk önce buradan böyle verdi. Tamam. Yarım level anca verdi. Şimdi devam edelim. Bir de bunları kazalım. Yo, aynı verdi. Tamam, bu batış hikayesi hakikaten. Oğlum bir heveslenmiştim baba. Duruma göre hep şunlardan kazandım. Sinir bozuna süt verirsek eleye dönüşür. Deneyelim. Gel oğlum. Bu arkadaşlar bu olmuyor. Vallahi olmuyor. Aynen ben içeyim. Ama bir dakika dur. Madem öyle, o zaman efsaneyi kendimiz yapalım. İşte şimdi denemeliyiz arkadaşlar. Zink zink. Olacağını mı sandınız oğlum? Ben hacker bilmiyorum. Hackerlıkla da bir alakası yok. Yazdım, neyse devam edelim. Bu yanlışmış arkadaşlar. Devam ki zink. Diğer efsanemiz girdap basalı, gördüğünüz gibi. Girdap basalı mızrakla slime bloklarla sınırız uçabiliymişik. Deneyelim hemen. Oğlum hakikaten sinirim bozdun, öyle durun ya. Durma, git şuradan, tamam. Sen görev bitti, çık, tamam haydi. Çıktı yollar. Havanın da yağmurlu olması gerekiyor. Şimdi böyle yaptık. Şimdi bunu yukarı doğru atacağız. Tamam, ondan sonra bak böyle ineceğiz. Ondan sonra gene çıkacağız. Allah. Yani şimdi makarası bir yana bu şekilde arkadaşlar, istediğiniz yere gidebiliyoruz. Aa bakın böyle. Ondan sonra tekrar. Yani ne kadar şeyiz varsa artık, hani slime bloğunuz, o kadar gidebiliyoruz. Bu doğruymuş. Devam ki. Zing. Arkadaşlar eviniz için sahte ağaç hazırlayabiliyormuşsunuz. Nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum. Deneyim şu an. Şöyle yaparsanız. Bakın şimdi.
Bunu tabi şekillendiremiyorum. Bu illa Gagnas'a gelmiş. Neyse bu efsane gibi bir şey de tam efsane de değilmiş. Neyse doğru geç. Bildiğiniz gibi normalde vardınlar etraf karanlıkken ortaya çıkayım. Peki aydınken ortaya çıkayım mı? En azından bu bir efsane mi? Bakalım deneyelim. Bu arada hazır aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Şu an koyarken normalde vardın çıkar. Vardının çıkmasını şu an kapattım. Yani vardınlar spamlı olmayı haberiniz olsun. Ufak bir bilgi. Birazdan açacağım bunları koyduktan sonra. Etrafa da yalandan 2-3 tane ışık taşı atalım. İşlem bitti arkadaşlar. Şimdi geriye tek yapmamız gereken Vardan'ı çağırmak. Bakalım geliyor mi gelmiyor. Bakın bu enter'a bastığım anda zeng. Şu an Vardan bakalım doğacak mı? Geçtim sorularıyla zıplayayım. Bakalım Skulk sensörleri bizi algılayacak mı? Abi yapma. Nereden çıkıyor? Gözünü seveyim. Oğlum niye böyle oluyor? Arkadaşlar demek ki bu şu an ben göremeyim bu arada. Neredesin canım? Aa burada adam geldi adam. Bu hasar değil miydi? Değil mi yüksekte? Ne yapayım kanka? Ne var diyor? Nasıl gidiyor? Neyse arkadaşlar bu efsane başarısız. Dur lan. Eğer damla taş bloğun üstüne çamur koyarsak ve bunu arkadaşlar şöyle sivri şekilde aynen bu şekilde bırakırsak bu zaman geçtikçe dönüşecekmiş. Aa bakın şey olmaz çakalık olmaz diye böyle bırakayım. Hiç dokunmayayım. Ben telefondayım. Şey kile dönüşecekmiş bu arada merak etmeyin diye söyleyeyim. Jingle bells jingle. Ya sonunda olmuş arkadaşlar ama ne kadar geçti hiçbir fikrim yok. İnseye bakayım. Neyse tamam devam edelim. Bu da doğruymuş. Zeng. İskeleyle ruh kum asansöründen arkadaşlar direkt zeng diye çıkabiliymişik. Hani böyle tak diye üstü atıymış bizi. Bakalım doğru mu gerçek mi hemen deneyelim. Normal şartlarda arkadaşlar bildiğiniz gibi mesela şunun dibinden hemen geleyim. Şimdi normalde böyle çıktığı zaman zıng diye fırlatıyor sizi görüyorsunuz. Yani böyle kilitlenip kalıyız mesela hani böyle sağa sola gitmez gerekir. Fakat iskele koyduğunuz zaman aynen şu şekilde gelip oğlum dur şu tarafa. Aynen koyduğunuz tamam mı? Ondan sonra buraya gelip şuradan aynı şekilde geldiği zaman zıng diye direkt üstünde kalıyor. Bu efsanemiz de doğruymuş. Aslında tam böyle ultra bir efsane değil ama bence gayet başarılı. Çünkü lüks gözüküyor anla da bunları yakalamak lazım. Neyse onaylandı. Zeng. İşte tamam lan videodan sonra leçük dedim. Ne bakayım sağ sola yapma. Tamam videodan sonra dedim ya anla ya. Elmas pantolon ve elmas ayakkabıya büyü basarsak nedir da oyunun en hızlı hızını elde etmiş oluruz. Evet cümleyi tam kuramadım ama siz anladınız. Deneyelim. Şimdi elmas pantolonda bir de süratli gizlilik. Zeng. Elmas botu da ruh hızı. Zeng. Tamam. Şimdi bunları giyeceğim. Bakın. Bakalım ruh kumuyla nasıl yapılıyor. Haydi bismillah. Oo, bir saniye. Uy, bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir gidiş? Çok hızlı gidiyor. Önümü göremeyeyim. Bu çok iyiymiş bu arada. Evet arkadaşlar şu an mıttı mı lan? Oyunun en hızlı ses. Bir de üstüne iksir bassak. Hız 2. Zing bunu da attım. Şu an evet hakikaten. Şu an arkadaşlar oyun tarihinin gelmiş geçmiş en hızlı kurbağası. Karşıda durayım. Neyse bu başarılıymış. Doğru. Zing. Vardın ateşten etkilenmiymiş. Bakalım ne kadar etkilenmiyor. Bence etkilencik ama. Çığırma lan terbiyesiz. Zing. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Oğlum etkilenmiyor lan. Arkadaşlar vardığı şamalama garbi zormuş ha bu arada. Tamam oğlum sakin ol tamam. Kimse dokunmadı sakin ol tamam. Bu da onaylandı arkadaşlar. Vardın etkilenmiymiş evet. Konuşamadım. Arkadaşlar bir efsaneye göre çamurun üstünde ağaç büyütebilirmişiz. Normal şartlarda bakın koyulmuyor. Şimdi direkt çamuru al bak hatta çamuru direkt şöyle koyayım. Çamur bu arada kanıtlı. Şöyle koyduk ve kemik tozu. Evrim değil devrim diye işte buna değiller. Bu harbiden devrim yarattık ya. Oğlum böyle bir şey var mıymış? Bayağı çamurda lan. Normalde bunun dışında arkadaşlar guma bile koyamayız. Yani normalde zaten öyle olması gerekiyor da neyse. Allah'ım benim mantık gene yerlerde yemin edeyim. Diğer efsanemiz arkadaşlar böyle alttan trash'e yazdığımızda kurbağalara verdiğimiz zaman kurbağalar rengarenk oluyormuş. Bakalım. Olsana oğlum videodan önce. Bak parasını vermedim ya bundan yapayım. Normalde yapayım bu şey yapma şey yapma. Bir dakika dur. Tamam lan tamam. Haletçuk dedim sana. Jingle bells jingle bells. Evet tamam şu an oldu işte. Makarası bir yana bu efsanemiz başarız arkadaşlar. Devam ki. Vardın kurtları tek atabilir mi? Hemen bakalım. Hadi oğlum bakalım tek atabilecek mi? Ben hiç şamar atmayayım özellikle. Bir yürü falan hareket et. Aha aha. Çıldırıp kovacak şimdi peşine. Takıl oğlum ben size. Zık 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 zık. Zing. Ayaa. Neyse böyle olmaması gerekirdi de maalesef bu efsane başarısız. Hazır Vardın'ı yakalamışken Vardın'ın dikkatini tecrübe iksirleri dağıtırmış. Bakalım ne kadar dağıtıyor. Şuna bir tek atsın. Sonra şu tarafa atsam. Arkadaşlar evet hakikaten dağıtıymış lan. Kartopu da dağıtıydı bu da dağıtıyor. Yanlış hatırlamıyorsa. He mesela bak gel hadi gel. Sazan avlayı.
Vallahi bile. Neyse. Tamam, bu eserimiz başarılı. Zeng. Arkadaşlar elimize rastgele bir flema alıp haritaya gelip haritayı açıp tamam haritayı açtınız öyle farz edin. Flemayı böyle random bir yere koyduğunuz ve sağ tıklayınca gördüğünüz gibi işaret oluyor. Artık şey bırakabilirsiniz. Haritanıza iz bırakabilirsiniz. Dünyada bir iz olmaz da haritada olabilir. Evet, bu da böyle bir. Abi ben niye böyle boş yapayım ya? Neyse, başarılı. Su altında mangrove fidanı büyütülebilir. Mangrove. Mangrove. Adam grove. Ne oluyor lan Türkçe? Tamam, neyse şimdi bakarız bir yana. Şimdi normal şartlar altında bildiğiniz gibi hiçbir şey büyütemeyiz burada. Deneyelim hemen, fidanı da göstereyim. Zeng. Aa, böyle oldu işte. Koyamayız bile. Mangrove fidanını koyalım şöyle yan yana. Ondan sonra kemik tozuyla bas. Tuz zaman. Oh my god man. Oğlum bu neymiş lan böyle, bir dakika dur. Bak, bütün İngilizce, bütün bildiğim kelimeleri tek videoda söylemeye çalışıyorum. Başarılı. Arkadaşlar normal şartlarda vagonu yukarı çıkarmak inanılmaz zahmetli bildiğiniz gibi. Fakat bu taktikle, taktikle değil aslında, bu efsaneyle ruh kumuna aynı normal kendiniz binermiş gibi vagonu koyduğu zaman bayağı gidiymiş. Deneyecek şimdi. Suyu her bloğa koymamız gerekiyor. Tamam, şu an oldu. Şimdi vagonda sıradan gidiyoruz. Tamam, böyle geldiyiz. Zeng ve zeng. Gördüğünüz gibi vagonu çıkardız. Yani bu nasıl oldu hiçbir fikrim yok olmamak. Nasıl yaptık bunu? Neyse, başarılı. Zeng. Şimdi ilk seedimiz arkadaşlar, başlıyoruz. İlk seedimiz 1.20'de. Gördüğünüz gibi burada bir tane terk edilmiş ev var. Aa, Resul'ün de. Tabii ki. Şakaydı. Resul alınma, kafana uçan tekmeyi atarım. Evet, devam edelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir tane normal bir köy var. Yani muhtemelen bu arkadaşlar burayı bırakmış. Tamam mı? Demiş ki bura. Tamam, buradan bir çocuk olmayacak. Buraya geçelim demiş. Bunun problemi ikisinin de aynı adada olması. Yani buradan buraya geçmek. Ben su yok. Anlatabiliyor muyum? Buna 10 üzerinden 6.5 vereceğim. Çünkü daha hani çok daha fantastik gördük. Şimdi diğer seedimizde hemen devam edelim. Abi 1.20'de ne kadar değişti şu seed koyma kısmı ya. Zeng. Şimdi arkadaşlar bu seedde bir şeyimiz var. TP atmamız gerekiyor. TP şu anda doğru olması lazım. Zeng. Evet, TP'yi attık. Şimdi burada. Oha. Kanki bu ama. Yani böyle bir şey gerçekte karşı. Abi konuşamıyorum. Lan şu lafı söyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Resul'ün evi. Evet, gerçekten. Resul'ün babaannesinin evine benziyor. Oğlum bu hakikaten çok kötü. Havada duruyor oğlum ev. Vallahi yemin ediyorum havada duruyor yani. Çok alakasız. Buraya nasıl girip çıkıyorlar hiçbir fikrim yok. Mesela dur deneyelim. Yok, bu köyde maalesef çanımız yok. Çok ilginç. Bunu nasıl girip çıkıyor hiçbir fikrim yok. Yani buradan muhtemelen parkur yapayım değil mi sen? Zeng şuradan. Şimdi bu güzel. Yalan söyleyeyim. Bunun kadar böyle hani havada kalanını görmedim. O yüzden buna 10 üzerinden 9 diyeceğim. Siz de burada en çok beğendiğinizi kesinlikle yorumlarda belirtin. Tamam. Bu da böyle 10 üzerinden 9. Bu güzel ama. Aferin, güzel. Gittikçe iyileşmeye başladık. Oy. Oğlum bir dakika, bu sit nasıl bir sit lan? Oo, bir dakika. Bu ne, bir dakika, bunun içinde ne var? İskelet, bunun içinde ne var? Bekle. Zombi, bunda ne var? Oy! Oğlum burası direkt arkadaşlar, burası direkt farm yani. Bildiğiniz farm. Evet. Ya bir an kilitlendim. Gal geldi. Kusura bakmayın. Alan dar olunca bir stres yaptı. Klostrofobiam coştu şu an. Burada çok bir şeyler yok. Yani 3 tane spawner'ın yan yana olması cidden çok nadir bir durum. İmkansıza yakın. Yani bu bayağı fantastik. Tamam. Buna şimdi yalan söylemeyeceğim. Bu şaşırtıcı bir olay. Bu normalde denk gelmez. İmkansız. 10 üzerinden 8 vereyim ve devam. Ve sıradaki seedimiz de burası. Oo oğlum, bu havzada arkadaşlar gördüğünüz gibi oğlum çok iyi duruyor lan bu arada. Yemin ederim çok iyi duruyor. Bu sanat eseri arkadaşlar. Bu böyle çok şaşırtıcı bir şey değil. Ama tam bir sanat eseri. Görüntü olarak hakikaten bayıldım buna bu arada. Oğlum duruşa bak. Ya bildiğiniz göl. Yani bildiğiniz göl. Evet, Minecraft'ta bildiğiniz göl yani. Ve çok güzel görünen bir göl. Gerçek gibi olmuş adeta. Gerçek gibi derken zaten gerçek. Anladın, siz onu yakaladınız. Beni çok zorlama valla. Bu ara yorgunum ya. Yani buna 10 üzerinden şöyle bakayım. Şuradan şelale de geliyor. Oğlum bayağı güzel lan. La bir de şelale geliyor ya buraya. Abi ben bunu 10 üzerinden 8 vereceğim ya. Hatta 8.5'tan 9. Valla görsel olarak çok güzel. Yemin ederim. Şunun bir duruşuna bakın. Abi böyle bir şey var mı? Neyse tamam. Diğer CD'mize geçelim. Şimdi burada arkadaşlar direkt doğduğumuz gibi 3 blokluk ada varmış. Şu an aa. Oğlum burada 4 blok. Dolandırıcılar. Haysiyetsiz. Oğlum bir de bu çok kötü bir spam ya. Abi çok kötü. Düşsene menant falan yapacaksın ve başlangıcın burası. Buradan nereye geçeceksin abi? Oo oğlum gidene. La oyun bitene. Aa bak, buradan diğer şeye geçeyim. Bak ne güzel gözüküyor lan suyun ayrımı. Burada 3 blokluk spam. Ben ilk defa hayatımda böyle bir saçmalık gördüm. Bayağı ada olarak koymuşlar herhalde bunu. Mantık olarak ada yani bu galiba. Kral bu şaka olmalı ya. Bununla uğraşılmaz. Ben oğlum çok yani saçmalığına 10 üzerinden 8 vereyim bu arada. Ada 9 vereyim.
Oğlum böyle bir spam gördünüz mü? Şu an bir şaşırdım yani. Şu alakasız. Bak şimdi hemen sana bir hikaye kurayım buradan. Buradan Resul'ün gemi geliyor, tamam mı? Resul geliyor buradan buraya doğru. Yani buranın nasıl oluştuğunu anlatayım size. Burada normalde ada var. Burada normalde ada var. Resul'e buradan ağrı geri adaya çarpı gün diye. Adaya bir giriyor, ondan sonra adanın son hali bu. Görüntü 3 bu. Resul Titanik'te mi girdin oğlum adaya, ne yaptın? Şimdi burada da köy varmış ama tarımı içerideymiş. Yani oha, bir dakika bu böyle. Oğlum köy nerede? Köy tepede mi lan? Abi şaka gibi. Köy burada. Beyler çiftliği unutmuş. Rıfkı çiftliği unutmuşsunuz. Git uyara bunları. Oğlum köyde çiftlik yok ve çiftliğin olduğu yere bakın. Abi inanılmaz bu arada. Bu işte arkadaşlar oyunun bir hatası. Buna da şaşırdım için onda 9 diyeceğim. Abi bugün çok güzel. Seedlere bayıldım yemin ederim bak. Normalde onda 6 ile başlardık. Bugün hakikaten onda 8-9 gidiyor. Çünkü şaşırtıcı. Bunlar hep yeni gelmiş. Ben bilmiyordum. Şimdi burada da çöl tapınağı içinde bir pleasure outpost varmış. Ama çöl tapınağı nerede? Burada bir yerde olabilir. Bakalım burada pleasure outpost var mı? Yani burada bir saçmalık varmış. Bakalım. Yok. Yankılı. Tamam burada yok. Arada olmayacak. İlla ki olmayan da olacak arkadaşlar. Hepsi olamaz yani. Tamam bunu geçelim. Bu onda sıfır. Geç. Dolandırıldık. Allah double etsin. Evresi. Şimdi burada da arkadaşlar korkunç mağara gibi ama yürüyerek uçurumdan bakmam lazımmış. Oo, bir dakika. Şuradan bakacak o zaman. Oo, bayağı iyi lan. Şuraya açılıyor arkadaşlar. Olay şu yani. Buradan işte spandan doğduğunuz, kafayı çevirdiniz ve buraya doğru ininiz ve görüntü bu. Çok güzel bu arada. Ama çok şaşırtıcı değil. Yani çok daha enteresan şeyler gördüğüm için buna 10 üzerinden bakayım şöyle bir içine girdikten sonra 10 üzerinden 6 diyeceğim. Çünkü bu o kadar iyi değil. Yalan gerek yok. Ama güzel yani. Bu da güzelmiş. Bunu o kadar beğenmedim. Dümen yapmayacağım. Şimdi bu CD'mizde de çöl tapınağının hemen altında bir portal odası varmış. Bakalım doğru mu? TP atayım bu arada. Hani gözünüz önünde atayım. Dümene gerek yok. Zeng. Çöl tapınağı nerede oğlum? Aha burada. Hadi lan bu sefer bir portal odası bir şey. Buradan indik. Oğlum Stronghold. İnanmıydım. Yemin ederim inanmıyordum. Ama hiç iki tane bile yok. Ne oğlum hiç yok içinde. 12 tane de ben mi koyacağım? Dümenden iki tane koysaydım. Evet arkadaşlar bu doğruymuş. Şimdi bir dakika. Bunun şaşırtıcılığı. Şimdi bu direkt burada mı? İnin buradan. Abi direkt kapıya indiriyor ya. Yani buradan dümdüz ortadan gelsen tam buraya indim ve buradan Stronghold. Direkt içine geleyim diyebiliriz ya. Buna arkadaşlar 10 üzerinden 8 diyeceğim. Yani değişik bir olay. Enteresan. Ama bunu mesela şey daha çok etkilemişti beni. Bu kar biyomunda bir tane şey vardı. İgloların dibinde böyle yine Stronghold'a çıkıyordu. O beni daha çok etkilemiyor. O yüzden bu onda 8. O onda 9 falandı. Şeydik. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Pleasure Mansion varmış. Pleasure Mansion'ın içinde oğlum köy var. La bir dakika kapıyı. Oğlum kapı yapmış herifler. Bayağı. Kanki sizi kovalamıyorlar herhalde. Siz bayağı sahiplenmişiz mekanı. Dur üst kata çıkacağım. Bak Pleasure yok herhalde reis. Pleasure niye yok? Alo reis kral. Kimse var mı? Bu ne abi? Anladım abi. Ve arkadaşlar bunun dibinde Stronghold olabilirmiş. Antik şehirleşmiş bir Stronghold. Öyle değil yani bilmiyorum. Oo. Tamam antik şehir doğru. İnfo doğru. Oğlum Stronghold da var. Ha bir dakika burada bir yerde mi? Sen görür gibi oldun ben onu. Gören varsa yorumlara patlarsın. Ben bu arada vallahi göremedim. Aa var lan. Yemin ederim var. Oğlum şaka gibi. Kütüphaneyle iç içe falan geçmiş Stronghold. Aa şok oldum. Vallahi şok oldum. Tamam bu 10 üzerinden 10 diyeceğim. Yemin ederim bak bu ekstrem bir şey çünkü. Köy mansion'ın içine girmiş ve mansion'ın altında Stronghold'lu antik şehir var. Yani anlatamayayım. Devam edelim. Şimdi burada direkt spawn'da arkadaşlar orman tapınağı varmış. Ve yıkık portallı iç şeymiş. Yani şurası oluyor herhalde. Aa, orman tapınağı aynen. Oğlum temple'ı muhtemelen şu portalın varoluşu şu temple'ı bozmuş. Tapınağı bozmuş. Ve durum bu evet. Bir de kuyu var. Sonuç olarak durum bu. 10 üzerinden 8 diyeyim. 10 değil. 9 da değil. Ne bileyim 8. 8 veresim geldi. Çok sorgulamaya gerek yok. Rıfkı az git bakayım. Denelen portal çalışayım. Sen biraz basın ama. Az denesene oğlum. Dövesim geldi şu an seni mesela. Harbiden bırakacağım şu an videoyu. Videoyu döveceğim. Şimdi burada korkunç mağara girişi varmış. Korkunç mağara. Oğlum ben bunu görmüş müydüm? Lan bir dakika ben bunu gördüm mü? Allah çarpsın çok iyi. Oğlum bu çok iyi. 10 üzerinden 15. Bu 10 üzerinden 15. Sen geçtin dayı. Sen yemin ederim favorimsin bu saatten sonra. Şu an gördüğüm en kaliteli koordinat. Ben bunu gördüm mü acaba ya? Oğlum bayağı canavar lan. Ben bunu gördüm mü ya? Hiç hatırlamayayım görürsem de. Bilmeyeyim. Sen 10 üzerinden 25'sin kardeşim. Sen hakikaten sana yapılan yorumlar şu an kıyafetsiz kaldı. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bayağı şaşıracak bir şeye denk geleceğiz.
muhtemelen. Öyle tahmin edeyim. 0.60-300. Burada bir göl varmış ve fantastik bir gölmüş. Öyle değil. Bana öyle dendi. Göl hangisi? Bu göl. Abi bir dakika bu. Oğlum bu ne lan? Oha la bayağı göz gibi. Şuna bir bakın Allah aşkına. Bir şey benziyor bu ya. Kuru kafa gibi ama. Oğlum bu ne? Burada çok değişik göller var. Birden fazla var bu arada. Bir dakika. Şunu biraz arttırmamız gerekiyor olabilir. Abi bu nasıl bir şey ya? Oğlum burada gülücük var. Galp şeklinde göl lan. Aa yok. X mi lan o? Aa X şeklinde göl. Vallahi X. Yemin ederim X. Aha. Abi inanılmaz. Bu arada çok iyi. Birden fazla çok iyi şey var. Ya burası mesela bence bu da 10'da 10. Çünkü birden fazla olduğu için tabii ki diğerinin yerini tutmaz. Önceki çok başkaydı ama bu da bayağı iyiymiş yani. Bu da 10'da 10'u kesinlikle hak ediyor. Abi bugün hakikaten ben bayıldım yani koordinatlara. Bir de şey fark ettim. Daha fazla bayağı farklı koordinatlar gelmiş. Ben şimdi eski videoları falan attım önceden. Bu yeni bir video. Haberiniz olsun. Yine yeni videoları atabilir mi istiyorsanız? Onu yorumlarda belirtin. Like zaten. Ona göre ben çünkü ne kadar şey yapıp yapmadığınızı bileyim. İsteyip istemediğinizi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı bekleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Hadi dikkat edin.